İlk yarı çok donuk, savunulması çok kolay, enerjisi çok düşük bir Bayern Münih. 2005'te üst üste geçiş oyunlarından sayı bulmuş Fenerbahçe. Farkı da böyle açtı aslında ilk yarıda. Arayış içinde kaybolmuş tamam. bir George İşte Reşitör lazım. Seviyesi ne olursa olsun bir oyun kurucu. Polonya'nın en büyük rakibi kim? Joećević. Yani ben bu çekirdeği çok beğeniyorum. Doğru parçalar aradan seç seçilirse ve doğru tamamlayıcı parçalar alınırsa. Ama önemli bir karar. Ama dünkü maçında artılarına eksilerli. Dün tam olarak sezonun karnesi bir maç oynandı. Kes Evet sevgili basketbol severler, Euroleague Basket Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Anıl Uysal, bugün yine sevgili Murat abiyle ile beraberiz. Alışın. <laughs> Murat abi hoş geldiniz. Ya, <laughs> Cenk ne yapmış biliyorsun değil mi? Evet bugün biraz işi varmış abi. Yarın bir işim var ama daha düşünemedim o. <laughs> o. ancak Obra geri gelirse gelir herhalde. Ha? Belki sene Euroleague gelirse Obra da içine gelebilir. Ha partizanla ilgili ayrı bir program mı yapar ne yapar? <laughs> Evet yani ee, baba olma, olma heyecanı da var ama daha çok erken bakalım. Abi, Neyse boş ver. Tek maç konuşacağız abi bugün. Evet yani enteresan bir maç. Bence sezonun özeti olan bir maç. Evet, ama maça geçmeden ufak hatırlatmamızı yapabilirsek isterseniz. Ha peki tabii evet. tabii. Market alışverişlerinize indirimlerden faydalanmak için yemek sepeti uygulamasına girip bana bir seçeneğini seçebilirsiniz. Bu şekilde kampanyalardan faydalanıp sepetinize ekleyebilirsiniz diyelim ürünleri. Murat abi Fenerbahçe, Nisan ayında sezonu kapayan Fenerbahçe ki işte 8 yıldır yaklaşık bunu görmemiştik. Yani dün ben de hatta o şekilde paylaştım başta olduğum hani Fenerbahçe 8 sene sonra bir Nisan ayında formalite maçı oynuyor. Bayern Münih için aslında maçın önem önemi vardı yine bir noktada ama yani inanılmaz da bir önemi yoktu. Yani sıralama için yani yine kritik. Şu avantajları vardı. Rakip seçebilirler. Evet. Yani şimdi onların bu hafta çok yoğun. E, en kolay maçı kağıt üstünde Fenerbahçe maçıydı. Hem de o 3 maçın ilk ayağıydı. Ya ben açıkçası işte e, maç önü programında yani çok motive ve, ve odaklanmış bir bayan bekliyorum dedim. Çünkü herhalde Şimdi onlar Barcelona'ya iki kere yenildi. Olympiakos'a iki kere farklı yenildi. Milano'yla 1-1, Real'e 0-1 ama ikinci maçta işte Cuma günü oynanacak. Yani varsa öyle bir tercih bilmiyorum. Bazı koçlarda hiç öyle bir şey kovalamaz ama bazıları da sonuna kadar kovalar. Abi bir de tabii onlarda çok fazla sakatlık, korona vesaire durumu olduğu için biraz da ekonomiyle kullanmaya çalıştı işte oyuncuların işte sürelerini vesaire de. Çünkü gerçekten bu sene en çok etkilenen takımlardan biri de Bayern oldu bu korona ve sakatlık durumunda. Ha, yani onu dün konuştuk ya bu yani biraz da bahane mi ettiler abi? Yani Fener'i iki kere ertelediler. Zaten herkes söylüyor. Burada da söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama Real Madrid'i yenmişsin, coşmuşsun. Son anda ne o? Covid-19. Dün George işte basın toplantısında hatta bundan bahsetti. Abi başı boş bir lig olduğu için herkes istediği şeyi söylüyor. İstediği yakınsan ilişkin ise istediğin her şeyi yapıyorlar. İlişkin iyi değilse başka şeyler oluyor. Ama yani ben inanmıyorum ikisinde de Covid'in o kadar şey olduğunu. Çünkü iki erteleme arasında da bayağı bir zaman vardı. Ne Covid'miş bu şu... şey atlı karınca gibi dönüp abi, dönüp geliyor. Dönüp dönüp geliyor yani. İki hafta önce hala 6-7 oyuncularını hala yeni korona hatta atlatmışlardı. Ligde de hatta genç oyunculara falan çok süre verdiler bu ara sakatlık ve korona durumlarından dolayı. Yani neticede insan sağlığı olduğu için yine de. Abi yani şimdi Fenerbahçe'nin eksikleri var ama bu seneye kadar hadi ilk başta sakatlıklara alışmıştık. Sonra sakatlıklar artık Covid'e alışmıştır. Şimdi ikisi birden. Şimdi sakatlıklar artık Covid artı galibiyetler silinme <laughs> artı rakipler ben çok Covid'im. Ben daha toparlayamadım falan deme hakkına sahipler. Yani artık başka bir şey <laughs> kalmaz yani başa ne yapabilir ee, ne gelebilir Fenerbahçe yani. başına diye düşünüyorum ama dün yine Gudur için sakattı mesela. <laughs> ya inanılacak bir şey değil mi? Evet. ha Yani Bukur hariç herkes bir sakatlık şeyi geçirdi bu sene. Evet. Değil mi? Bukur bir tek geçirmedi. Polonar da korona oldu. Korona oldu. Kal bir iki maç Evet o da bir süre kaçırdı. Şey yaptı. Herkesin başına bir şey geldi. Eee İsmet galiba kadro dışı bırakılmıştı. Onun dışında onun belki başına bir şey gel gelmedi ama yani inanılacak gibi ya oyuncu transfer ediyor. ilk idmanda sakatlanıyor. Evet, Starks geldiği gibi sakatlandı. <laughs> Geçen sene de aynısı Alex Perez'de olmuştu abi. O da gelip sakatlanmıştı. Bir ay atlar Büyüye inanır mısın? Büyüğe, yani abi çok bu normal bir şey değil ama tek mukayese edebileceğin kulüp dünyada Golden State Warriors. <laughs> evet onlarda da yani Al birini vur öbürüne. <laughs> Belki üç kere daha şampiyon olacak takım. Kaç sene? Dördüncü sene değil mi? Evet. Dördüncü, dört senedir ayağa kalkamıyor yani. Hala sakatlıkta. Şimdi Curry. Şimdi Curry yok. Thompson döndü. Ondan sonra Draymond Green sakatlandı. <laughs> Öbürlerini saymıyorum arada. Değil Uf ufak sakat Ufak oluyor. sakatlıklar falan oluyor. Ama bence şu maçın analizini çok doğru yapmak lazım. Evet Fenerbahçe açısından belki önemli bir maç değildi. Yani prestij maçı diyorlardı. Bence prestij maçı tabii %100 emin olamıyorum. Çünkü e, kafasından ne geçiyor ama ya ben hangi takım olsam şu anda konuşuluyor da. Şimdi bu tür şeyler konuşulmaya başlandığı zaman e, yani bu sene Barcelona'nın sırası geldi deniyor. E geçen sene benzer bir şey bir sene önce şampiyonluğu donduruldu diye Efes için söyleniyordu. Ben Barcelona ile oynamak istemem abi ilk turda. Bence en çekilecek takım şu an. Yani, yani. kesinlikle yani. Ama ilk yarı çok donuk, savunulması çok kolay, enerjisi çok düşük bir e, Bayern Münih. Beş tercihleri de aslında buna göreydi Trinken. Yani daha çok fazla süre almayan oyuncuları ilk beş başlattı işte Andreas Obst gibi vesaire onlara da fazla süre verdi. Genç Jason George'u vesaire daha fazla oynattı. Abi şimdi onların hepsi orada üçcü ya. O George enteresan bir tane boş kaçırdı. Şaşırdım ben. Çünkü bazen seyrediyorum 2'de 2, 1'de 1, 2'de 1, 3'de 2. Onu öyle yetiştirmişler evet. yani. Başka fazla bir şey yapmıyor çok, ama çok fizikli atletli bir oyuncu aslında ama daha çok oyunun dış e, şut yönünde fizik adam. falan muazzam. Evet. E, boy bos da var. Ama yani Trinkey biraz tabii o şeyi e, sağladı ama yani Fenerbahçe'nin de ha, hakkını e, yemeyelim. Tempolu yarı sahayı geçen, e, hucumda tempolu hücum eden e, Henry'nin Oynayabilecek alan bulabildiği, çünkü bulamadığı zaman da aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. İşte o üçüncü çeyreğin özeti. İyi de bir savunma yapan Fenerbahçe vardı. Bu savunmacı Fenerbahçe zaten bu kimliği bu kadar bu, bu maçta göstermesi de sezon boyunca İlk Maçın ilk yarısı bence abi biraz e, o galibiyet serilerinin geldiği döneme benziyordu açıkçası. Yani işte Fenerbahçe maça başlangıç güçlü anı boyadan onu iyi kapama ki bayağı mü zaten çok fazla sırtı dönük opsiyonları oynamaya çalıştı maç başında. Fenerbahçe de hem yardım tarafıyla Pierre'e neden topa baskı hem e, pas kanallarını mesela Şampiyon müthiş kapadı. Orada topları çaldı ve işte üst üste geçiş oyunlarından sayı bulmuş Fenerbahçe. Farkı da böyle açtı aslında ligde. Geçiş oyununun yanı sıra hızlı geldiği zaman sete kalsa da o hız set temposunda da devam etti. Evet. Ama bütün sezon başından beri şeyleri burada da gördük işte. Üçüncü çeyrek. İkinci çeyrekte de hatta ufak bir bölüm vardı. Ya ikinci çeyrekte ilk şey geldi, sinyal geldi. Evet. Ama yine ilk yarıya baktığın zaman yani Fenerbahçe mesela devre arası böyle bir rebound üstünlüğünü daha önce hiç yakaladı mı bilmiyorum ama 18-9 evet. rebound üstünlüğü. Yani Bayan, Bayan, Fenerbahçe'den alışık olmadığımız bir şey bu. Bayan, ligin en kötü rebound takımı aslında abi bir noktadan ama Fenerbahçe'nin de e bu biz, noktada... Biz de iyi değiliz evet. yani. Fenerbahçe'nin o noktaya çok fazla kanarize olduğunu görmüyorduk normalde. İlk yarıdaki artılar şundu. Üçüncü çeyreğe gelince şimdi mukayese edeceğim. İlk çeyrek 9'da 7 ikilik. Bayern iyi savunamıyor. Evet Boya zaten en an. sıkıntı yaşadıkları konu ikilik savunması. Ki Fenerbahçe bunu ilk yarıda çok kullandı. Özellikle daha i̇kinci bir... yarıda, ikinci çeyrekte 10'da 7. Yani, devamlı Fenerbahçe. İlk aksiyondan sonra henüz sürekli ortaya vurdu. Rubic'i e de o çok dağıttı. Yine üçlükler iyi değil Fener'de. 9'da 3 ilk yarı. E, rebound üstünlüğü var. Ama en önemli şey Bayern de Bayern çünkü takım iyi 3'ü katan bir takım. Evet. Ve çok fazla deneyen bir takım. 11'de 2 ile yani hem fazla denemediler, deneyemediler hem de sokamadılar. Evet, bir de çok fazla iki yerde top kaybı yaptılar. Çünkü ligin en az top kaybı yapan takımlarından biri. Onlar yine yani en yani fazla sayılır. Evet. Yine 11 top kaybıyla bitirdiler maçı ki 11 bir şey onların ortalaması. 11.2 mi? 11.3 mi? 11.1. Hatta o konuda liderlerlikte o Lig, yüzden. En az top kaybeden takımı. Sonra işte Artık Fenerbahçe'nin bu sene iyi yaptığı şeyleri görüyorsun. Hani iyi oynadığı zaman. Hani daha doğrusu nasıl iyi oynuyor onun da analizini yapmak lazım. Ve nasıl bir anda tepe taklak gidiyor. Üçüncü çeyrekte olduğu gibi. Ya üçüncü çeyrek kabus gibi abi. Ee, Bayan bir kere savunma kayboldu. Evet. Bayan yedi asist bir top kaybıyla üçüncü çeyreği tamamladı. 21 ee, ikilik bir seri. Ve Fenerbahçe ilk yarıda 31 sayı izin vermişti Bayern'e. Üçüncü çeyrekte 31-9. 31, 31 sayı Evet. Burada da işte sezon boyunca hep şikayetlerimizin örneği vardı. Arayış içinde kaybolmuş yani, bir Georgevich Bununla ilgili bir not çıkardım. Hatta az önce tekrar izledim üçüncü çeyreği. E, Fenerbahçe 9 oyuncuyla ile üçüncü çeyreği oynadı ama 9 oyuncuyla ile 6 farklı 5. Ki ya yani bu... Çok acayip bir kombinasyon yani. İşte Henry, Melih, Pierre, Vesel ve Booker'la başladı Fenerbahçe. Daha sonra 9 farklı oyuncu oyuna girdi ve 6 farklı 5'le ki burada da işte 31-9'luk o seri geldi. Oradan sonra da ikinci son çeyrekte hiç oyuncu değiştirmedi. Aynı 5'le maçı kapadı. İşte 4. çeyreğe girer 3. çeyreğin sonundaki 5'e evet. 12 dakika mı ne? Henry, Stax, Pierre, Polanar, Vesel. 13 dakika abi tam. Şimdi bak ona geleceğim ama onun da niye başarılı olduğunu söyleyeceğim. Abi şimdi Dedovich ben onu emekli zannediyordum. Henüz üzerindeki baskısı. Bençten gelip 7 sayı. Rubit şimdi Murat Didin'le maçı seyrediyorduk. Ya dedi bu Wesley ile nasıl olur ama dedi. Ama karşısında Booker var. <laughs> Zaten ilk yarıda <laughs> ya tamamen onun üzerinde. Ve Booker kimi var. tutuyorsa onun üzerinden oynadılar. Ben biraz şeydeydim ama Booker'ı tutmam abi. Hele o paralara mümkün değil. Hücumda da zaten bir şey yapamıyor ki. Ha çok iyi bir kartın olursa yapar. O ayrı bir şey ama... ...yani eğer hakikaten büyük hedefin varsa... ...bu kadar kötü savunmacıyla... ...devam edemezsin yani, abi. Yani, hücumda e, bu böyle biraz Veseli'nin ikamesi gibi olması gerekir. rol itibariyle. Hani biraz daha işte pasörlüğü biraz var, biraz evet. şut atabiliyor ama Vesile yana olduğu zaman. Abi da... Vesile ona müthiş bir pas verdi, beklemiyordu. Top kaybı. Oldu. Top kaybını Vesileye yazdılar. Evet. O pas e, okulda basketbol okullarında ders olarak gösterilir. E işte de oyun kurucu gibi geçip. Sahi... Bir tane de Melih tutamadı. Evet. 4 asist yazmışlardı arttırmadılarsa Çok 4 asist abi maçı 4 asiste bitirdi. Abi kesin de şimdi maçı vaktim olunca maçı baştan sona seyredeceğim ama bak 6 7 asist yapabilecek evet. bir uzunum var yani. Abi e zaten son çeyreğin aslında değişmesini sağlayan her şey e, ana aksiyonun içinde Veselin direkt olarak olması ya bitiriciye karar verici ama direkt Veseli var. Şimdi oraya gelmeden bir şey daha söylüyorum söylemek istiyorum. Cisco aynı oyunu dört kere kullandı. Evet. Ya hiçbir görmüyorsun ya. Yüksek ikili oyunda üçlük. So, Forvet'ten. Yani bazı şeyleri donuyor mu? Oyuncu değiştirmenin çözüm olabileceğini düşünüyor hep. Çözüm de geciktikçe oyun değiştirme sayıları artıyor. İşte kaç? Altı tane mi? 5'i aynı. 6-5. Daha önce hiç oynamamış 5'ler vardı orada ya. Yani zaten işte şıtaxta tercih de muhtemelen hiç oynamamıştır. Ya o biraz şimdi enteresan onun mesela e, şehmuz. Bu arada şehmuz'un da e, tabi babasının vefatından sonra eski şehmuz gibi olmadığını da burada söylemek lazım tabii. ama bir şey diyemiyorsun çünkü yani insanın hayatında en değerli kayıplardan en önemli kayıplardan bir tanesi ama e, yani yaz, yası bitince gelip biraz daha eski maçlarının şeyine baksın. Ama ne olursa olsun iyi bir çaylak senesi geçirdi diyebiliriz. Geçirdi, geçirdi. Şey geçirdi, geçirdi. geçirdi. O geçirdi. çok önemli bir şey. Mesela İsmet'e hiç güvenmiyor. Evet. İkinci arada hiç İsmet de Türk Polona ara. Ancak çaresiz kalınca ona sarılıyor. Şimdi İsmet'e güvenmiyor. Melih oynayamadı. E lazım. Bak iki gardı bir araya getirdi. Hep diyoruz ya iki yani, senedir Fenerbahçe'ye yani. guard lazım. Hele bu sene Henry'nin yanına. Yani i̇şte seviyesi ne olursa olsun bir oyun kurucu. Bravo. Bir şut tehdidi. Evet. Ve alan açabiliyorsun bu şekilde. E, Polonara da oyunda. E, bir anda üçüncü çeyrekteki o duvarlar yok oldu. Pierre Henry istediği gibi şey yaptı. Wesley'i attı attırdı. E, Henry'e de böylelikle alan kaldı bu şekilde. Yani e, pol Şimdi Polonara'yı beğenmiyorlar. Polonara iyi bir sezon geçirdi mi? Hayır. Hiç geçirmedi de. Polonara'nın en büyük rakibi kim? Jojevic. Evet. Dün yine ilk yarıda 3 dakika 4 dakika sok çık. Ya bazı oyuncular vardı. Oyuncuların karakterini bilmen lazım. Bak 12 dakika çıkarmadı ki moral sıfırken dibe vurmuştu. Ve işte. Çünkü o 4 dakikada 2 tane pozisyon var. Bir tanesi bomboş göremiyorlar. Çünkü o seviyede o pası verebilecek bir şeyi yok. Bir tanesinde de şu onun meşhur şeyi var Matı ya döndü zaten ondan sonra Murat dedi ki beraber seyrediyoruz maçı bırakır mı yani. İlk yerde. yarıda da aynısını. Şöyle bir şey yapıyor evet. yaptı çünkü. İlk yarıda da aynısını bir tane kaçırmıştı hatta. Ya ilk ilk yarıda veremediler bomboşken ondan sonra verdiler o da hiç şansı olmayan açısı berbat olan evet. bir çember altından bıraktı. Hook, hook gibi bir şey attı e, ee, yani Polonara'nın ne kadar eksi olduğunu göstermek için maalesef her şey yapılıyor bu sene. 28 dakika oynadığı maçların en az 28 dakika. Nasıl oynadığına bak. Ben de abi. dün 25 dakika ve üzeri oynadıklarına baktım. Hatta işte Fenerbahçe o 8 maçın 5'ini kazanmış. Polonara'nın 23 dakika ve üzeri çok özür dilerim. O maçlarında üçünde 30 dakika üzerine oynuyor. İkisinde maçın en iyi oyuncusu oldu. E diğerinde de yardımcı rolde oldu. E o maçlarda. Ya şimdi Polonara bir e, Mirotić değil. Tamam mı? Polonara doğru 5'le çok faydalı bir oyuncu. Ama Polonara ne olursa olsun soks çıkar oyuncusu değil. Bazı oyuncular öyledir. Bazısına 3 dakika verirsin. O 3 dakikayı müthiş oynar. Bir daha sokarsın. Hiç oynayamaz. Hemen dersin ki tamam ben bugünkü 3 dakikamı almışım ondan. Bazı iki kere sokarsın iyi oynar. Üçüncü de hiç oynayamaz. Bazı ilkinde hiç oynayamaz. Yani bunları koçun artık öğrenmesi lazım. Polonara'yı oyuna girdi. Soktuğun zaman bir bırakacaksın abi 10 dakika. İşte aynı beşle maçı kazandı. Bir de Polonara için... Stark iş arıyor <laughs> seneye. E bir anda ya Stark ne, ne kadar faydalıymış diyenler oluyor. Stark bir şey yapmadı ki. Stark sadece şu tehdidi ve ve sadece çok güzel bir ikili oyun evet. oynadılar. Yani bazı gard özellikleri olan Henry'yi rahatlatan bir adam. Sen sezon başında Starks'ın yerine... Üst seviye bir oyun kurucu alsaydın. Üç seviye demeyelim. Orta. 3 e, ortanın üstü. Evet. Üç buçuk yıldız. Ya yani, yani şimdi Larkin 5 dört 4 alsın Fener. He, tabii. Ama 5 alamaz yani o paraları veremez. Ama bir 4, 4 star alsın abi. Bir starla neler yaptığını görüyoruz. Bir anda nasıl takım sanki sihirli değnek dokunmuş gibi oynamaya başladı. Ya bu o kadar basit ki. Yani bunu görmek için e, basketbol koçu olmak da gerekmiyor. i̇şte o dönemde Polonar'ın da işte hücumda attığı zaman savunmadaki verimini de görmüş oldu. Tekrar üçlük attığı pozisyondan sonra hemen Lucic'i adam değişme savunmasında bozdu. Onları çok iyi Üstüne yapıyor. bir tane vesaire asist yaptı. İşte o da maça o şekilde girmiş oldu. Onun tek sıkıntısı bir 4-5 olarak ne post-up hücumu iyi ne post-up savunması. savunması iyi. Ama zeka gerektiren Sıkıştırmalar, rotasyonlar, yardımlar, yardımlar, onlar çok çok iyi. Yani <laughs> öyle bir şeye geldi, e, getirdi ki adamı. Yani sanki e, para çalmaya gelmiş gibi buraya. <laughs> Ver efese bak ne oluyor. Yani çok ciddi ha? kullanımı olur orada. Ne? Evet. <laughs> o açıdan yani Djokovic konusunda da çok kararsızım valla bilmiyorum ama. Yani dört senede dört koç da hoş bir şey değil. Ama yani bilmiyorum yani bu takımda iyi bir çekirdek var ama işte doğru kullanılması lazım. Yani sen Şehmuz'u söyledin. İşte Şehmuz bu yaz üstüne koyarsa. Ee, ama şunu da bilmek lazım. Şehmuz bir numara değil. Değil. Şeymuz'u iki sene Türkiye Ligi'nde bir numara oynatabiliyorsan o sorumlu tamamen ona verebiliyorsan, kaybetmeyi de göze alabiliyorsan alamazsın ama. İşte bu altyapıda zaten ondan oyuncu seyredin. Şimdi Şehmuz'u niye üç numara oynatmışlar altyapıda? Fizikli, boyu uzun. Sıçrıyor. Atlet. Rebound alıyor. Yüzü dönük tak diye geçiyor. E maç kazanıyorsun. Ya, o yüzden Şehmuz da kendini hiç özgür hissetmiyor. Bir numara oynarken hiç rahat hissetmiyor. E hissedemez ki. Evet. Yani hissedebilmesi iş. Yani iki yılı gözden çıkarabiliyor musun? Yani Beşiktaş'ta ilk sezonunda aslında yani bandırma yıllarını saymazsak Beşiktaş'ta biraz daha oyun kurucu gibi oynamıştı. Gibi. Evet. Yani topu ver, verip topu sen getir demek oyun kurucu değil. değil. Orada da işte Blackmon ve Serol'a çok yardımcılarıydı yardımcı yani. oldu yarı sahada. İşte o yer yard... yani ben şeyden yani Furkan'dan falan biliyorum işte biraz Top kaybetmeyi öğrenecek, e, oyun okumayı hata yapa yapa öğrenecek. Ne zaman agresif oynayacak, ne zaman kendisi bir e, vites düşürüp öbürlerinin oynamasını sağlayacak. Bunlar oynay oynayarak olur. Ama yani bence İsmet de bir numara değil. Yani elit seviyede ne kadar üst, üst düzey bir oyun kurucu olabilir o soru işareti. Vallahi her yerde söylüyorum. İçmez çok iyi. Bir numara desteği de verebilecek bir iki numara şutör olur. Yani top yönlendirebilen şutör. Aynen öyle işte. Şey, Murat dedim mi söyledik? Kaz şey Fabian Kozör. Kozör, Kozör. Evet. Onun gibi olabilirdi. Yani Beyrin de mesela zamanla o role evrildi artık şimdi Zenit'te. Bazen Heh. bir numara oynadığını da görüyoruz hatta. Ama o İsmet kadar yüksek enerji değil yani. Değil. Ve birbirinin bir, tam iki numarayken toplu oynamaya başlamıştı. İsmet tam böyle 10 e, dakikada bütün enerjisini sahaya yansıtabilecek. Neyi varsa yoksa e, tam çok iyi birebir savunmacı değil belki ama yıpratıyor. Evet. Dün oyuna girdiğinde birkaç tane öyle olumlu hareketi vardı hatta savunmada. Sonra yani. hiç ona dönmedi. İkinci hiç kullanmadı. Hiç kullanmadı. Ama işte eksikler çok net Fenerbahçe'nin eksikleri nedir? Bir tane guard lazım. Üçlük yüzdesine bakıyorsun ki normal sezonun üstünde bir bitirdiler. O da son çeyrekte bulunan ritimden dolayı. Son çeyreğe kadar Fenerbahçe'nin üçlüğü 12'de 4. Evet. Son 3 3 tane attı son çeyrekte. Son çeyrekte 6'da 3 ile bitirdi. Evet. Bir tane şutör lazım. Bir tane bence forvet de gerekiyor rotasyona eklemek için. Ya bak ben şu anda John Brown'un evinin kapısındaydım. Abi John Brown şu anda işte bugün serbest kaldı Unix Kazan tarafından. Bugün oradayım. Avustralya imza alacaktı Wild ama orada izin çıkmadı. Hayır ama onların zaten sezonu şeyle çakışmıyor değil mi? Euro Ya şu anda abi orada sezon devam ediyor hala. Evet onların evet. daha farklı bir şey. %75 maç üzerinde oynayan takımlara transfer izni yokmuş. O yüzden John Brown da ligden izin çıkmadığı için Wildcats'e gidemedi. Şu an serbest. hemen Anlamada. ya hemen. Bu sene için değil. Hemen. Bağla. Yani Henry Brown savunması. <laughs> Henry Brown. Veseli. Veseli Pierre. Çok inanılmaz bir savunma kurgusu olur yani gerçekten. Ve üç basamak üstünde bir şey. Start. Evet. Bu arada Polonora var. Guduriç, Şehmut var. Guduriç var. İsmet var. Ne uzun otan işte Bartel, e, Bartel. yerine. Aman aman aman. Bartel yerine işte mesela John Brown olsa Bartel yerine orada olmuş olacak. John Brown'un pozisyonu yok ya. Yok. Rol e, oyuncu şey olarak. John yani. Brown tam böyle e, barajda kaç delik varsa hepsini Sırasıyla tıklayabilir evet. yani. Birden 5 numara herkesi savunabilen bir oyuncu. Ve kazandı da aslında işte Perosov için. Sen e, beğendin mi bilmiyorum ama işte hep Bukur'un karşısında durduğu için biraz da... Daha... <laughs> Rubit mi abi? E, endişeliyim ama çok... Yani Vessel ile çok tamamlayıcı olur birbirlerine. Evet. Ve onun da oyun zekası yüksek bir oyuncu. Bir de çok iyi şut orası. Evet. İnanılmaz şut atıyor. Ya zaten onun şutun varlığı ikili oyunları da çok rahatlatıyor Bayern'de mesela. Tabii canım. Fener'de de rahatlatır. Evet. Vallahi bilmiyorum. Yani şimdi kimi tutacaklar? Kimi şu Nedovic'i inşallah olmaz. Evet abi hatta öyle bir iddialar dolanıyor şu anda Nedovic'le ilgili ama abi inşallah doğru değildir. Ha bir kere ne yani Nedovic'i öyle bir girişimleri varsa o Georgevic kalıyor demektir. Çünkü Nedovic gibi çoğu koçun isteyemeyeceği bak isteyemeyeceği diyorum yani yeteneksiz değil çünkü isteyemeyeceği bir oyuncuyu o koçun anlaşması yapılmadan değiştireceksen imzalayamazsın eğer doğruysa. Mümkün değil. Yani Nedovic... ben işaret ederim abi. <laughs> Panaya dönersin. Yani ne demiş varken bir e, takımın bir numarası yani oyun kurucu anlamı değil ama sürükleyici oyuncu ne gibi olacak mecburen. E, o da takımın hemen Pierre Henry yolda o zaman. Evet, ya o da seviyor. Hemen çünkü oynayamaz seviyorum. onunla. ha? O da işte e, takımın sürücüsü Nedoviç ise seviye düştüğünü gösteriyor. takım kadrosunun. Hayır bir de şimdi e, o şey topunu oynayamayacaksın. Baskılı sert savunma topunu Nedoviç ile. E, Pierre Henry'i nasıl kullanacaksın? Tek başına mı baskı yapacak herkes seyrederken? E, zaten şey kalıyorsa Polonara yollay yollayacak. E, Bukur'u okay. tutar. Djordjevic'i. Bu bu hiç anlamadım zaten. Bu bu kadar aşkına hiç. hiç... Ne de o işte bu sınıf atlattıracak kart bu arada. Onun da söyleyeyim o da ayrı bir şey yani. Ne de profil itibariyle özel bir oyuncu ama mental olarak zaten ve sakatlık. Ya bir de şive de alsın falan. <gülüyor> <gülüyor> ha? En çok top kullanan kazanır maçına da. Hangisi ha. daha çok uçuk fırlatacak <laughs> diye her gün bayis oynarlar. Abu kuru özelinde ikinci yarıda mesela dünkü maçta e, Trinkeyer'in ilk değiştirdiği şey e, direkt cevabı işte Henryye baskıydı. E, diğer taraftan için hücum tarafında da e, bütün ikili oyunları bu kuru üzerinde oynayıp e, hem işte postap hem onun zaafını kullanarak sürekli basket buldu. Ya DeShawn Thomas iki tane postap yaptı bu kuru. Wesley oynadığı zamanlar Wesley hemen sağını kapadı. Sonra Wesley aldı fast break başladı. Evet. Savunma ribantını da kendi aldı. Yani şimdi Deşan Tamus'un en büyük silahı ne? Post geriye çekilerek. Post up. Yalnız bu kut tutarken geriye çekilmesine ihtiyaç evet. kalmadı. Çünkü abi Vesil onun sağından döneceğini bildiği için sürekli sağını kapadı. Bu da iki pozisyonda boş bitirdi. Ya mesela orada hemen koçtan bir hamle beklersin. İki tane biri basket faalde hatta değil mi? İki tane boşuna basket yedin. Yani. E zaten e, switchlerde falan hiç dışarı çıkamıyor. Evet. Sıfır yani. Yani yine o noktada tamamen takım Veseli'ye bağlı oluyor. Yani ikinci çeyrekte de mesela işte Otel Hunter abi oyunu Trinkier'i orada bir kutu savunması gibi Hunter tepede bırakarak Switch'te kalmıştı. Guduç mesela orada üstte sorun yaşadı. Hemen tabii Veseli'ye indirdi. Veseli ters seçişmeyi buldu. Yani orada yine sorun çözen Veseli oldu. Ya yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Niye Veseli'yle hala anlaşılmadı onu anlamış değilim. Çok sakatlandı. Abi iki hafta önce döndü. 33 dakika oyna, ne 35 dakika oynatıyoruz. Evet, yani 33 21. 33 buçuk dakika oynatıyoruz. Ya bu adam yaşlanmayacak mı? Dansına bak. 18 dakika. Evet. Sürekli 14 dakika. Ha? Kullanımın burada kısıtlı olması gerektiğinden biz de bahsediyoruz evet hafta haftalardır. Ya Vesili üst seviyede risk riske atmadan 24 dakika, 25 dakika performansı. Maç sonunda, nef ya ayakta duramıyordu ya. Şimdi diyor ki, Jorgovic teknik faali almamalı ki. Ya, bir de onun psikolojisini düşün. Evet. Dün basın toplantısında hatta 30 küsür dakika oyundasın, orada ayağı çizgide diye değil mi itiraz etti? Evet. Şeyin. Koç'un e, maç sonunda direkt söylediği oldu. Hani böyle yapmaması e, gerekiyor dedi. Bu da şey demek. Vesli'de yolcuya yer kalıyor. <laughs> e, kimi istemiyorsa e, şeyleri gösteriyor. Yani kibarca gösteriyor. <laughs> ama gösteriyor. Yani. Bilmiyorum Allah'ım. Yani ben bu çekirdeği çok beğeniyorum. Doğru parçalar aradan seç seçilirse ve doğru tamamlayıcı parçalar alınırsa. Ama koç konusunda tereddütün var. 4 sene 4 koç. Ama bunun da e, zaafları çok net. Bu maçta da gördük. Yani Yine... Üf. Bana soruyorlar abi. Oyuncu değişikliği yapmayınca iyi koç oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama zaten abi takım... dar rotasyonda. Ama takım... 7 kişiyle Euro Ligi kazanamaz. Evet. Ama zaten takım üst seviye bir takım abi. Yani ne olursa olsun Veseli, Henry, Polonari üçlüsü üst seviye oyuncular Euro Ligi üzerinde. Ya Veseli zaten e, süper yıldız seviyesinde. Ama öyle düşünmüyor millet. Hangi Final Four'da faydalı oldu falan diye konuşuyorlar. Yani sakatlık... E... Özellikle 2016. Aşil Tendon'un sakatlığından Final Four'a yetişti adam ya. Yani Hakikaten bazen hiç e, bir yorum yaparken veya bir şey söylerken veya düşünürken... ...taraftarlar o noktaya nasıl gelindi şey yapamıyorlar. Yani geçen sene iki Süper Yıldız deniyordu işte Veseli e, dekola ekseninde. Veseli kariyerini belki de yeni sezonunda oynadı geçen yıl. Ya bu sene gayet iyiydi. Evet. Ya bugün Avrupa'da <laughs> bu kadar ön plana çıkmadan 5-6-7 asist yapacak başka bir uzun yok. Yani emniyet subabın senin. Şutunu geliştirdi. Herhangi bir oyun var mı ya Vestel'in şutu için? Bir tane orta mesafesi var. O da o da tamamen inisiyatifine bırakılmış gardın. Evet. Ya şey işte zayıf taraf oynuyordu ama mesela orada pas ona inmeye de biliyor yani oyunda. Leblebi gibi şut atmaya başladı adam ya. Hiç şut atamayan adam. Bu atladı dün bir tane ...şu e, dip set oyunu vardı hazırlanan. Bu çıkıp üçlü attı hatta ilk yerde. Hatırlamıyorum. Bu ilgili. <gülüyor> <gülüyor> ya çok umutlanmıştım o 9-10 maçlık seride. Çünkü çok atlet. Ya şu savunmayı e, alışkanlık haline getirse getirirse seneye kesin kalsın diye. Ama ya yani şu son dört maç mümkün değil abi. Bir de şeye döndü. O çok daha da kötü. Ediye döndü. Edi oyuna giriyordu. Hemen post başlıyordu. 1 evet. Bir, iki, üç, dört, far, kenar. E bu, bu, da oyundayken direkt onun üzerine oynuyorlar. Yani o da işini zorlaştırıyor ama işte ne, ismin çıkacağına öyle bir laf var. Ha Fenerbahçe... <laughs> Canım mı çıksın? Evet. Canın Canım çıkacağına adım mı çıksın öyle bir şey. Yani maçı ilk yarıda biraz onu saklayabildi o da Henry ve Dişampier'in e, varlığıyla biraz sakladı ama, ama... Canım, sakladı da seyret ilk yarı. Evet. yine hep onun adamları evet. attı ya zaten e, Bayern maçın başında skor olmakla zorlanmıştı o kilidi açan da yine Rubit'in bu kuru üzerindeki oyunu oldu evet yani saklıyorsun ama bir yere kadar saklıyorsun evet. yani Abi sizce e, seneye o zaman o şekilde kaplayalım yavaştan. yani hangi oyuncular e, ayrılmalı gibi görüyorsunuz koçun şu anda. Karar, koça karar vermek lazım. Yani koç devam edecekse zaten yollayacağı oyuncular bence belli. Yani Wesley ayrılır. Tahminim. Polonara'yı yollar. Dekola zaten gider. Bartel'i tutabilir ha. Bu kırla Bartel'i tutabilir. Tutmak isteyebilir yani. Evet. Yani tutmak isteyebilir. Şayap gider. Yani Henry de yollayabilir çünkü yani Henry onun kafasındaki basketbolun gardı değil. Çünkü o hep problem çözücü gardlarla oynamayı seviyor. Te kendisi gibi Teodos için. Yani işte. Topu şey. bu son saniyede o elinde kullanabileceği gardı arıyor ama işte elinde de o oyuncu değil kesinlikle. O oyuncu değil. E şimdi Henry vs. o bu gittiği zaman tamamen yine sil başlıyor. Makabi'ye döndün işte. Evet. Ya da o 10 senelik Barcelona'ya döndün. O gitsin bu gelsin, o gitsin, bu gelsin. Zor karar. O dediğiniz John Brown hamlesi mesela. Bugün alırım ya. Evet. Şimdi o öyle bir oyuncu ki genel hiçbir koç ona itiraz etmez. Ya, Avrupa'daki 18 takımda, Euroleague'deki bütün takımlarda Bu Geçen sene kazandığı en az para alan dördüncü oyuncu mu neymiş evet. ya? 4. mü 5. mi ne yani? Çok az para kazanıyor. Evet geçen sene. Hemen ağlıyor. O tip oyuncular var. Avrupa'da önemi de gerçekten çok arttı. Mesela şeyde de Manresa'da da Moneke var. Biraz o tip de bir oyuncu. Hatta işte Tofaş'a karşı da e, iyi bir maçı vardı. E, o tip oyuncular gerçekten çok değerli ki işte e, Kazan'ın savunma stratejisinde de en önemli oyuncuydu yani. Sen Euro Cup'ı seyrediyorsun değil mi? Evet abi. Yogi Ferro'la alır mısın? Yani sezon başındaki Euro League performansını düşününce Nasıl oynuyor şeyde? Fena oynamıyor abi orada. Hatta işte MVP haftaları da vardı. O daha çok yaşlı değil. 27 28. 28. O civarda olması lazım. Çok çabuk oyuncu. Evet. Yani sizin o zaman abi Hendin yanındaki oyuncu tercihiniz biraz da hem atan hem de attıran bir combo. Ama atlet de olacak ki ya, yarı adam eksiltmesi ya bence. Dün, dün, mesela şeyin çok mu iyi savunma yaptı? Yok ama niyeti yetti, enerjisi yetti. Evet Starks, Starks. Bir pozisyon var. Şeye topu tam sağ boyunca Sisko'ya aldırmadı mesela. Demek ki istiyor savunma yapmak. Yani ben bu takımda oynayacaksam, Türkiye Ligi playoff'larında zaman alacaksam... ...benim bu yönümü de göstermem lazım. Bu yönüme de konsantre olma, olmam lazım. Şayok'a bunu yaptıramadı Fenerbahçe bütün sezon boyunca. Şayok oyuna giriyor... Murat dediğinde biz diyoruz ki tamam diyoruz. Garda baskı için. Oyunda tak tak tak. Bir de tabii oyun kurucu gibi oynatıp iyice ona şey yapıyorsun. Güven veriyorsun. At oğlum at. Yani e, kesinlikle öyle bir gard lazım. Ya dört transfer. Vallahi bak inan bana ya. Yani John Brown kesin. E, Polonyalım kesin. Ponitka Ponitka. Zaten şey gelirse onu kesin getirir. Xavi. Xavi'yi de istemiyorum ama. İstemez misin? Trinkieri. Abi yani Trinkieri de çok enteresan mesela. İtalyanlar hiç sevmiyor. Niye sevmiyor? Çok kaprisli diyorlar. Ya bunu sakın yanlış anlaşılmasın. Ben Trinkieri, Morisio ile falan hiç konuşmadım. Genel oyuncularla falan sohbetimde. Yani Fenerbahçe'nin planı aynı koşla yapması lazım. Onların çok şey bir karar vermesi lazım. Bak sabredersen Çavi ile o planı yapabilirsin. Bence Trinkieri, Çavi Pascal hepsi uzun vadede plan yapılabilecek koçlar ama. aynı şekilde. Ama ya Itudis'i kesin getirmem. Niye biliyor musun? Şey yaşar. Standarttan dolayı. Şudan çıkmış balığa dönür. O her itirazında istediği kararı. Şimdi Lamonica, Yavor, ...ÇSK maçlarını aynı mı yönetecek... ...Loterman? Yok. Forma değişince... ...masa başı güç değişince... ...onlar da değişecek. Evet. Ondan ihtiyacı... ...biraz Euroleague'de başka bir takımda göreyim önce. Yani... ...Mahmut... ...sonra ÇSK. E, tabii doğru. ile yani, şeyin o... ...tarafı en azından... E, ...şey olarak kendilerini ispatladılar yani Trinquier aslında Çavuş Pascal gibi biraz daha mütevazi kadroları hatta ya ben Trinquier de şeyi seviyorum oyuncu geliştirme tarafı çok iyi yani ee, Bayenden kaç tane oyuncu şey oldu ya yani bol günler Reynolds yıldız yaptı geçen sene ya Baldwin NCAA'de de yıldızdı. Neredeyse lar bir pekti. Evet, yani çok potansiyelli yani Baldwin oyun. kafa şey yoksa evet. Baldwin NBA'de yani 17 mi seçilmişti şimdi hatırlamıyorum. 19 mu 17 galiba. Evet, çok o zaman ha müthiş hayal kurduran bir oyuncu profili. Evet. Baldwin. Evet. Ee, ya Baldwin'den e, Melli bile şeyden geçmedi mi? Bamberg'den. Kimdi koç? Trinkieri. Evet. E, Wanamaker nereden? O da oradan. Koç kim? Trinkieri. Wanamaker kim istiyordu Avrupa'ya geldiğinde? Evet. Yani bu tarafını seviyorum. Ama hakikaten e, mesela Türkiye ile ilgili, Atatürk'le ilgili, Fenerbahçe ile ilgili falan müthiş şeyler söylüyor. Ama... yine basın toplamasınlar bir taraftarın hakkını verdi hatta. Yani maçı taraftar kazandırdı dedi Fenerbahçe. Yani playoff'tan düşmüş olmalarına rağmen bu destekleri çok etkileyici dedi. Yani kişiliği bir problem yaratmayacaksa ben değişik olacağı takdirde onu Xavi'ye kesin tercih ederim. Çünkü onda şu var. Dört e, yıldız, beş yıldız oyuncu illa da alman lazım değil. Tabii ki bir iki tane olursa iyi olur. Ama onunla onunla oyuncu da gelişebiliyor. Yani hakikaten e, şey e, böyle miydi iki sene önce, üç sene önce? Lucic. E, Lucic mi abi? Ya Lucic her zaman bir seviyenin evet. üstündeydi de burada şey oldu yani maç sonu oyuncusu evet, oldu. Yıldız oyuncu. Yıldız o. oyuncu oldu. Sisko. Ben onu çok beğendiğim bir oyuncu. Hayır yani böyle miydi? Ben onu ilk çı sudan çıkmış balık gibiydi evet. Şey. E Dün onu çok fazla oynatmadı. Kızdı ona bir şeyde. Yaramaz. Ha. Onu da yine Partizan'da zaten geliştirdi sonra buraya geldi burada aldı. Geçen sene Paul Zipser'ı çok iyi kullanıyordu. Ha o dönmüş ya. Abi döndü ama tabii çok, Beş dakika oynatmışlar ilk iki maçta ama evet, ligde bir maçta döndü hatta. O da tabii çok çok zor bir şey bir önce için. Ben dönmez diye bekliyorum. Yani beyin, kanaması, beyin kanaması geçirmişti. Çok şey çünkü ama. Evet. Geçmiş olsun. Ya yani o da çok önemli oyuncu. Geçen sene en önemli parçalardan birisiydi. Kesinlikle. İnanılmaz bir üç üç sayı tehdidiydi. Savunmada yani. da çok iyi iş yapıyordu. Onun durumu gerçekten çok o konuda üzücü eee şeyi geliştirdi. Ee, bu sene baktığın zaman acayip. Yani bence onu tutamazlar Rubit'i. Evet. Tabii dünkü maçta olmaması ama Nick Wilderbep ve Cory Walden dünkü maçta bu o baskısını çok aradılar. Evet. O sertliğini çok aradılar. Heni çok özgür kaldı. İlk yarı özellikle evet. ilk yarı. Yani bilmiyorum bakalım. Önemli bir karar ama dünkü maçında artılarını eksilerini göz ardı etmemek lazım. Çünkü benzer şeyi bütün sezon artı veya eksi bütün sezon yaşadık. Ya dün tam olarak sezonun karnesi bir maç oynandı. Kesinlikle yani kesinlikle. İşte her iki yüzünde yine görmüş olduk abi. Hayır şimdi Fenerbahçe Bayern Münih belli bir seviyenin altına düşmeyecek. Kadros her yıl parayı arttırıyor. Kadroyu koruyamıyor çok parlattığı için bazı oyuncuları. Ama Bayern Münih geçen sene play-off'ta zar zor elendi. Bu sene playoff yaptı. Yani Fenerbahçe'nin bu maçı kale alırken benim kurmam gereken eksikleri tamamlamam gereken takım bundan daha iyi olmalı. O, o şey de var önünde. Yani Bayern'in bir gömlek en azından daha yukarısı olması lazım. Bayern orada bir hedef teşkil ediyor. Onun da işte ya bir de koyup... Bayern'i Euroleague çok seviyor ya. Monaco gibi. Yani onlar Fransa'da, Almanya'da e, hakikaten şey istiyorlar. Her takımda yatırımlarını ciddi arttırıyorlar o noktada. İşte bunlar e, arttırımı her yıl arttıran takımları çok seviyorlar zaten. Ama bayan genel olarak basketbol operasyonuna da çok değer vermeye başladı son yıllarda. İşte Ya baştan beri bütçeleri 5-6 milyon kendi veriyorlardı. Evet. Hep bir kere düzgün bir organizasyon. Ee, şey Al Al Alman ciddiyeti var, disiplini var. Ondan Şimdi işte bak Rus takımlarına ben bağlamışlardı. Şimdi İspanya'da biliyorsun Katalanlar ayrı, Şeyler ayrı, Basklar, Basklar ayrı, Andorra ayrı. Allah göstermesin. Orada bir aynı. şey çıksa üç takım oradan, üç takım Rusya'dan takım kalmadı. Gelecek sezon içinde işte eğer Rus takımları yine olmazsa Partizan, Valencia, Bologna gibi takımların. Vallahi bir yerde okudum ben. Partizan ve Bologna. Valencia var abi orada. E, Valencia o üçü kesin dediler ama evet. bilmiyorum. Yani yine dört İspanyol takıma çıkıyoruz. Evet. Koskoca Avrupa'da yani bunun şeyi üç Rus takımı bile fazla işte gördük her ülkeden en fazla iki tane olması lazım. Hadi Baskonya'nın basketbol geçmişinden dolayı, birikiminden dolayı İspanya'ya üç ver ama bulamıyorsun 18 takım işte. Bu yatırımı yapacak, bu geri dönüşle. ne kadar acı bir şey. Yok. Öyle olsa Sırbistan'da Kızıl Yıldız Partizan mesela. Ya şey. bu ne evet. kadar sürecek? Kızıl Yıldız'da Partizan bu sene devletten ciddi destek alıyor ya. Her yıl verecekler mi o paraları? Yani basketbol anlamında yani Belki geçen sezon çok rekabetçi ve güzel bir sezonda ama genel kalite anlamında bir düşüşe gitti kesin. Yani Euro Cup da aynı şekilde. Euro Cup'ta da mesela bu sezon Partizan'ın obrada bir şey işte imzalaması, Bologna'nın yatırımları arttırması biraz e, isimler, yıldızlar gelse de reputasyon ciddi anlamda düşüyor yani Euro kapında Özellikle geçen sezonunu görmüştük. Bence de. FIBA'nın orada abi aslında bir... E, ya FIBA bir hamle yapsa iyi bir hamle. Yani laf olsun diye değil. İyi bir hamle. Vallahi ben sana söyleyeyim. İlk aşamada Euro Lig'den koparacağı en az 3-4 takım var. Euro Cup'dan daha da fazla. Yani Euro kapta son şam, son 5 sezon 3 şampiyonu Daru Şafaka, Galatasaray ve Malaga hepsi basketbol şampiyonlarıyla geçti mesela. İki tane daha al bu sene. Evet. Euro Lig'den al 3-4 tane. O zaman Şampiyonlar Ligi diyebilmeye yaklaşırsın. Hala diyemezsin ama diyebilmeye yaklaşırsın yani. Yani o uzun vadede ben hani FIBA'nın bu konuda bir atak yapabileceğini düşünüyorum hala. Abi, baba e, benim e, babamın rahmetli eski minibüsü gibi yan yan diye bir minibüsü vardı. Dört saatte ısınırdı ama <laughs> ısındıktan sonra hala ısınamadı mı yani? Motor. <gülüyor> 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 yan yan giderdi. Abi, abi o zaman. Dilerken... Direkt... ülkede satmıştı onu. Ülke, ülkenin ilk şeyiymiş. Yan yan. Yan yan. Daha bakkallık şeyindeyken. Evet. Ee, Perşembe yine senleyiz. Yani muhtemel Herhalde. Efes ee, Bayern Münih mücadele sonrası. Çarşamba akşamı değil mi o? Evet. Hı, biz Perşembe çekiyoruz. O tamam. günde önemli hatta Bahçeşehir'in de Eurocup Cup'ta Euro çok yani önemli maçı var. Beni davet ettiler ama benim çekimlerim var. O şey çok zor benim için. Ee, Bahçeşehir'e de başarılar diliyorum. Evet o da çok kritik maç Eurocup'ta e, finale kalma mücadelesi final değil mi? yarı final abi burada Öyle. ikinci maç. İlk maçı Leyden'de kazandı Bahçeşehir deplasmanda. E, bu hafta kazanırsa finalde. Başeller değil. de tabii ki. Bayern bir Efes'in yeri olabilir. garanti gibi değil mi? 6'ya düşme ihtimali kalmadı. Yok. Eğer Bayern 3'te 3 üç yapsaydı belki 5'e çıkabilirdi. Evet. O yok oldu. Yani Bayern'in dünkü maçtan sonra altı yeri garanti gibi yani Barcelona eşleşmesi. İkisini de kazansa yer değiştiremiyor mu? Yani e, değiştirme ihtimali var. Var değil mi? Ama Bence tabii diğer var. takımların orada. Yani kendilerine bağlı değil artık direkt olarak. Şimdi Real Madrid kazanırsa iki oluyor. Kesin ikinci evet. O abi. zaman zaten ilk 4 hatta ilk 5 değişmiyor değil mi? Yani o mantıkla neredeyse değişmiyor. Barcelona zaten garantiledi. Real Madrid garantilemiş olacak. Olympiakos 3. Olympiakos 3. Milano, Milano 4. Efes 5. O değişmiyor. Yani neredeyse evet öyle. Yok değişmiyor. Değil, nasıl değişebilir? Yani Real Madrid'in galibiyetiyle. Galibiyetiyle. Evet, zaman... Efes'i... Tek şansı Bayern 3'te 3 yapsaydı bir ihtimal. Ee, o da iki maçını kaybedecek Efes. Şeye de yenilecek. Evet. Ve de tabii çok zor bir fikstür orada. Ondan bir Efe beş garanti. Olimpiyakosu bence hiç istemez Bayan. Onlar çok ters geliyor. Yani iki olmaya çalışırken üç olursa. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ama şeyi belli, ilk beşi belli. Evet. Yani. Ve sürpriz devri ilk beş yani. Yani sürpriz şöyle, Olympiakos'un içeride olması, Efes'in Efes'in dışarıda olması, hele CSK'nın olmadığı bir şeyde o çok bir de yani dörtte mağlubiyeti silindi Efes'in. Olympiakos'un da 3-1'di değil mi? 4-1 miydi? 3-1 miydi? Neydi? 3-1 olması lazım ama ben de tamam emin değilim. 3'te 1'di. Tamam. O zaman hatırlatmamız yapıp yavaş yavaşça evet. geçelim. market alışverişlerinize indirimlerden faydalanmak için yemek sepeti uygulamasına girip bana bir seçenin seçebilirsiniz. Bu şekilde fırsatlardan yararlanıp sepetinize ekleyebilirsiniz diyelim. Murat abi ağzınıza Hı. sağlık. Çok Senin de perşembe görüşürüz. <laughs>